Türkiye ölmüş, ağlayanı yok. PKK borazancısı Merdan Yanardağ'ın dün duruşması vardı. PKK borazancısına destek için duruşma salonuna gelenlere şöyle bir baktım. Türkiye ölmüş, ağlayanı yok dedim. Sonrasında duruşmayla ilgili haberleri okudum. Aynı tespitimi tekrarladım. Merdan Yanardağ'ın savunmasını okudum. Bir defa daha aynı tespitimi tekrarladım. Beni bu tespite iten kimlerdi? CHP'de siyaset yapan emekli savcı Ruşen Gültekin. Ekranlara çıkıp hak hukuktan bahseden bu adam Merdan Yanardağ'la ilgili dosyanın D'sinden haberi yok. Emekli savcı sıfatını kullanarak yargılanan Merdan Yanardağ ilgili kaset için montaj dedi. Girişinden sonra o Merdan Yanardağ bu ülkenin geleceğini savunuyor. Kendisini savunmuyor. Adalete engel olanları tarih bir anda silip götürür diyerek yorumunu tamamlıyor. Ben de hala emekli maaşı alıp evine ekmek götüren bu adama soruyorum. Kaset montajsa, montaj olmayan kaseti buyur göster. Bitmiyor sorum. Sen bu ülkede Cumhuriyet Savcılığı yaptın öyle mi Ruşen? Onlarca savcının, hakimin kanına giren PKK'nın başındaki Abdullah Öcalan için Merdan Yanardağ siyasi tutuklu diyor. Ve sen de o adamın haksız yere cezaevine konulduğunu söylüyorsun öyle mi? Azıcık ahlakın varsa 50 bin kişinin katili olan bir adamın nasıl siyasi tutuklu olduğunu bize anlat Ruşen. Anlatmazsan anlat tamazzan siyasi tutuklu olarak gösterdiğiniz apo'nun katlettirdiği hakimlerin savcıların polislerin askerlerin aileleri sana haklarını helal eder mi ruşen Ruşen Gültekin birincisi, Salim Şen de ikincisi. Üstelik Salim Şen askeri savcılıktan emekli. Aman Allah'ım! Bu ülkede kimler savcılık yapmış? Ülke kimlere emanet edilmiş? Binlerce askerin katiline siyasi tutuklu deniyor. Çoktan serbest kalmalıydı deniliyor. Askeriyeden emekli olmuş bir savcı terör örgütü başına o güzellemeyi yapan adama desteğe gidiyor. Türkiye bitmiş, Türkiye ölmüş, ağlayan yok. Merdan Yanardağ destek için Sezgin Tanrıkulu'nu da adliyede gördüm. Şaşırdım mı? Niye şaşırayım? Adam daha iki hafta önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne helikopterden köylüleri atıp öldürdü. İftirasını atmamış mıydı? Şimdi PKK'nın başı için siyasi tutuklu diyene destek çıkması hiç de garip değil. Ama Tanrıkulu'nun suçlama yaptığı dönemde kendisi de bir subay olan Salim Şen'in gidip Türk Silahlı Kuvvetleri'ni katli yamcı gibi gösteren sezgin tanrı kuluyla omuz omuza verip yanardağa sahip çıkması şaşırtıcı. CHP'de genel başkanlığa adaylığını koyan Özgür Özel de orada. Demek ki onlar da terörist başı Apo'nun siyasi mahkum olduğunu, aslında terörist olmadığını, kimseyi öldürmediğini, öldürtmediğini, haksız yere cezaevinde olduğunu savunuyorlar. CHP İstanbul Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu orta. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlı Aka orada. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal orada. CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat da orada. Ve o da Apo siyasi mahkumdur, kimseyi öldürtmemiştir. Haksız yere cezaevinde tutulmaktadır. Anlamına gelen siyasi mahkum ifadesini düşünce özgürlüğü olarak yorumlayıp Yanardağ'a verilen cezaya karşı çıkıyor ve sahneye Balyoz davasında kahraman generallerimizin avukatlığını yapan Celal Ülgen çıkıyor. ''Yok yok, o duruşmaya gelememiş. Yaşlılık sebebiyle deniz kenarındayım.'' diyerek PKK'nın başı için rehin alındı diyen Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu televizyona bağlanıp şunu söylüyor. ''Ortada suç yok. Buna rağmen Merdan Yanardağ tutuklu. Niye duruşması büyük bir salonda yapılmıyor? Yurt dışından gelen gözlemciler var. Geniş katılım var. Salon gelenleri almıyor. Çünkü utanıyorlar.'' Ben de bu adama soruyorum. Valyoz davasında, Ergenekon davasında tam da Sezgin Tanrıkulu'nun iddia ettiği nice sivil katliamlarıyla ilgili subaylara suçlamalarda bunlar iftira diyordun. Şimdi nasıl oldu da Türk Silahlı Kuvvetlerine yöneltilen isnatların iftira olduğunu söylediğin halde benzer suçlamayı geçtiğimiz hafta tekrarlayan Sezgin Tanrıkulu ile şimdi aynı hafta yer alabiliyorsunuz? Türkiye ölmüş ağlayanı yok. Türk Silahlı Kuvvetlerinin generallerinin avukatı şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerine bombalarla saldıranları siyasi mahkum görenlerin avukatlığını yapıyorlar. Hayret ki ne hayret. Ve Merdan Yanardağ savunmasını yapıyor. Şöyle bir tezgah kurulmuş sosyal medyada. Bir trol ordusu var. Onları millet sanan bir savcılık var. Dün Ayşenur Aslan'ın başına gelen de budur. Bir kampanya başlıyor. Kim oldukları belli değil. Büyük bölümü sahte. Dava açmaya çalışıyoruz. İsim çıkmıyor. Yalancı adama bak. Dava açıyormuş, ismi bulamıyormuş. Adım Ali İhsan Karahasanoğlu. Baba adım Ahmet, anne adım Hatice. Utanmıyorsan aç davanı. Bu ülkede 50 bin insanın katiline utanmadan, sıkılmadan, şehitlerin kemiklerini sızlatarak nasıl siyasi mahkum diyebiliyorsun anlat. Terörist başına siyasi mahkum demediysen kaset montaj yuvarlamaları yapma. Ben siyasi mahkum demedim de dediğini yüzüne yapıştırayım. Tele 1'de 3000 program yapmış 62 saniyelik bir bölüm kesilmişmiş. Bak Merdan, vıdı vıdı yapacağına çık 62 saniyelik videonun önünde bu var, arkasında bu var, içinde bu var. Şurası kesilmiş, burası biçilmiş. Sonuçta ben Apo'ya siyasi mahkum demedim. O bir teröristtir de. Söyle de biz de senin haksızlığa uğradığını söyleyelim. Bir de utanmadan tecrüdi ben demedim. O dedi, şu dedi, bu dedi. Mavalları okuyor. Sorum net. Hangi tanıma bakarsan bak siyasi mahkum demek. Siyasi iktidara karşı olduğu için, siyasi iktidarı eleştirdiği için cezaevine konulan kişi demektir. Apo siyasi iktidarı eleştirdiği için mi cezaevine konuldu? Yalancı adam. APO cezaevine konulduğunda AK Parti iktidarda bile değildi. Parti kurulmuş bile değildi. Tekrar altını çizerek söylüyorum. APO bir teröristtir eli kanlı bir katildir. Ona siyasi mahkum diyenler teröre destek vermişlerdir. Apo için siyasi mahkum diyen adama destek veren, emekli askeri savcı olsun, avukat olsun, siyasetçi olsun, hepsi teröre yandaşlık yapmış olur. Nokta.